İndir silahını. Sakin sakin konuşalım. Hı. Silahı indireyim de üzerime çul lan, değil mi? Salak mı var lan senin karşında? Adımlarına dikkat et Kervancıoğlu. Ateşle oynuyorsun. Biraz daha yaklaşırsan dağıtırım beynini. Tamam. Sakin ol. Bak, kıpırdamıyorum. Ben seni yanlış mı anladım? Senin derdin benimle değil miydi? He? Orası öyleydi ama karın beceriksiz çıktı. Büyük balığı planladığımız gibi getirmedi bize. Tamam işte, bak. Kendi ağzınla söylüyorsun. Senin aradığın kişi bendim. İşte buradayım. Karşındayım. Şimdi beni rehin al. Karımı bırak gitsin. Bırak. Hayır. Hayır sakın Ömer. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Zehra, sen karışma bu işe. Aile faciası çıktı, gördün mü? Ya karı koca arasına girilmez biliyorum ama çenenize boşu yormayın diye söylüyorum. İkiniz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Çiftlik kumruları. İkimizi tutarak eline ne geçecek? Buradayım işte. Zehra ile hiçbir işin yok. Bırak gitsin. Yanılıyorsun Ömer Kervancıoğlu. Karım benim sigortam. Onu hiçbir yere bırakmam. Anladım. Diyorsun ki ben hesabımı masum ve savunmasız bir kadın üzerinden yürütürüm. Öyle mi? Bu mu yani? Sen bu kadarlık adam mısın? Hop! Orada dur bakalım. Bu alemde adamlığıyla nas salmış adama, adam akıllı konuş. Peki, o zaman bırak gitsin. Biz erkek erkeğe paylaşalım kozlarımızı. Ha, iddia ettiğin gibi. Gerçekten. Ama gerçekten erkeğim diyorsan. Çok konuşma. Alnının ortasına yapıştırayım mermiyi. Hayır, hayır, lütfen. İndir o silahı lütfen. Ömer, Ömer yalvarıyorum git. Git kurtar kendini lütfen. Fazla ileri gittin Kervancıoğlu. Haddini bil. Delikanlılığı senden öğrenecek değilim. Ne o? Yanlış bir şey mi söyledim? Hı? Delikanlılığın kitabında bir adamı karısıyla tehdit etmek yazıyor mu? Üstelik o adam senin karşında ve sana meydan okuyorken. Bak hala konuşuyor. Galiba iyi anlaşılmadım. Delikanlıma laf edeni yaşatmam. Hayır lütfen. Bak, lütfen lütfen indir o silahı. Lütfen zarar verme. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Yoksa bir yaran mı var? He? Ya da adamlarına mı güveniyorsun? Adamlarım varsa ben de varım mı diyorsun? Adamlarım mı? Senin gibi hanım evladı çam yarmasını devirmek için benim kimseye ihtiyacım yok. Anladın mı? Kıpırdamayın lan siz de. Müdahale edene indiririm. Bu hanım evladının icabına kendim bakacağım. Bu kurşun alnın ortasına yediğinde de bakalım öyle rahat konuşabilecek misin? Hayır, hayır. Yalvarırım lütfen. Lütfen yapma. Abi polis. Bu mesele burada kapanmadı Ömer Kervancıoğlu. Geleceğim. Her yerde geç geleceğim. Zehra. Zehra iyi misin? Zehra iyi misin sen? Ömer. Geçti. Bak ikimiz de iyiyiz. Ya sana bir şey olsaydı? Ya o silah? Tamam tamam endişe etme. Bak polisler de geldi. Güvendeyiz artık. Ömer abi iyi misiniz? İyiyiz canım iyiyiz. Oh, çok şükür. Size bir şey olacak diye çok korktum abi. Geçmiş olsun. Ben komiser Murat. Sağ olun. Arka kapıdan kaçtılar. İhtiyaç varsa ambulans çağıralım. Gerek yok. Sağ olun. Alın bunları araca. Merkeze götürün hemen. Sorgularını bizzat ben yapacağım.
Bir kısmı elimizden kaçtı. Ama peşlerindeyiz tabii. Umarım yakalarsınız. Bundan şüpheniz olmasın. Sağ ol Can. Ne için abi? Polise haber vermişsin. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Tek tesellim sağ salim kurtulmuş olmanız. Ama hala aklım almıyor bütün bunlar nasıl oldu? Olan oldu. Önemli olan sağlığımızın yerinde olması. Bilmiyor yani sabah, öyle mi? Ben... Ya ben söyleyecektim de uygun zaman olmadı. Ya bilmiyor yani. Canan... Sabah bir süre daha öğrenmesi iyi olur. Tamam. Tamam. Ay ben bir şey söylemem de... Ya... Nasıl tepki vereceğini, ne hissedeceğini bilmiyoruz. Tabii. Bir de o var. Anladığım kadarıyla sabah kendisini büyüten, yani ölen anne babasını çok seviyor. Evet. Çok düşkündür ikisine de. Hani özellikle de annesine. Ya onlar olsaydı daha kolay olurdu gerçeği söylemek. Yani hiç olmazsa sabaha destek olurlardı. Şimdi böyle birdenbire. Ay tabii canım. Yani böyle bir şey öyle pat diye söylenmez tabii. Nihat. Kusura bakmayın, affedersiniz. Tamam, tamam. Ben hallederim. Nihat. Ne oldu buraya? Nerede Müge? Çıldırmışsınız siz. Aa, niye sinirleniyorsun? Müge'nin haberi var dedim ya. Yeter artık. Müge'ye de söyle. Bunun hesabını soracağım. Soracağım. Çekil şimdi. Aptal ya. İki dakika adım tutamadım. Ayşe niye gelmedi? İyi ki akıl ettim de fotoğrafları çektim. Görürsün sen Nihat Efendi. Belki bu hamlem yarım kaldı ama... daha yeni başlıyoruz. Sen benimsin. İfade edenizle imzaladıktan sonra sizin de işimiz bitmiş olacak. İmzalayalım o zaman. Şuraya bir imza. Sağ olun.
Zehra Hanım. Şuraya bir imza. Teşekkürler. Rica ederim. Bu hengamede unuttuk ama eve dönerken bir hastaneye uğrayıp kolunu gösterelim. Hastaneye gerek yok. Ufak bir kesik. İyi olduğunuzu söylemiştiniz. İyiyim, iyiyim. Hiçbir sorun yok. Arbede de oldu, önemli değil. Ama yine de bir doktor görse daha iyi olur. Enfeksiyon kapabilir. Büyütmenin bir anlamı yok. Ömer, lütfen. Tamam. Eve gidince temizleriz, sararız, olur biter. Alo. İyiyim Hediye abla. Ömer Bey'le Zehra Hanım'ın işi biraz uzadı, ona haber vereyim dedim. Geç dönecekler konağa. Sanırım artık gidebiliriz. Tabii tabii. Yarın sizi ofisinizde ziyaret etmek isterim. Tabii bir sakıncası yoksa. Estağfurullah. Neden diye sorsam? Olayların üzerinden tekrar geçmek gerekebilir. Yani bakarsınız soruşturmada işimize yarayacak. Olayın sıcaklığıyla atladınız, bazı detayları hatırlarsınız. Tabii. Ne zaman isterseniz. Elimizden bir şey gelirse. O zaman görüşmek üzere. Can, çıkalım. İyi günler. İyi günler. Kerem. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten sensin. Teo. Çocuklar söyledi buralarda olduğunu. İnanmadım. Gidip gözlerine göreceğim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Geç otur. İsviçre'den ne zaman döndün? Geçen hafta. Ya sen onu bunu bırak da ne yapıyorsun bu acayip yerde? Acayip bir yer yok. Oğlum, bu mahallenin ismi navigasyonda bile çıkmıyor. Daha tuhaf ne olabilir? Abartma. Neyse, ne içersin ne söyleyeyim? Sen bana değil, ben sana ısmarlayacağım. Hadi kalk. Çok sıkı bir parti var. Bir şeyler içer laflarız, ne dersin? Kerem! Ay çok pardon ya, müşterin varmış. Ben gideyim o zaman. Ha, yok, dur gitme. Arkadaşım ziyarete gelmiş. Öyle mi? Merhaba. Arkadaşım Teoman, Teoman Sabah. Merhaba. Yakınlarım kısaca bana Teo der. Öyle mi? Sabah. Çok ilginç bir ismin varmış. Neyse. Ben dükkana geçiyorum, işlerim var. Neydi bu şimdi? Nerede kaldın kızım? Saat kaç oldu? E anne, sen demedin mi Sabah'ın yanına git diye? E kızım, dayın iş dönüş saati biliyorsun. Ondan sonra gelmen yakışık alır mı hiç? E ne yapıyordu Sabah? Nasıl, işi gücü iyi mi? Sabah'ın öz anne babasını annem biliyor mu acaba? İyi anne, iyi. Selam var. Aleyküm selam. Keşke çağırsaydın kızım onu da. Hep birlikte akşam yemeğini yerdik. Yazık, kimi kimsesi yok biliyorsun. Öyle. Kimi yok, kimsesi yok. Anlamadım. Ay anne, hiç aklıma gelmedi ya. Bir dahaki sefere söylerim. Söyle tabii kızım, söyle. Ben şu üstümün başımdan bir kurtulayım anne, geliyorum. Hadi. Değiş kızım, değiş. Ay ben ne yapacaktım?
Ha, salata tabii ya. Gitmemekte direndin ama benim içim hiç rahat etmiyor. Bir doktora gösterseydik kolunu. Abartıyorsun, büyütecek bir şey yok. Ufak bir kesik sadece. Doktoru meşgul etmeye değmez. Zehra Hanım haklı abi. Evet, haklıyım. Yolumuzun üstünde hastane var. 2 dakika uğrayalım isterseniz. Hastane yok Can. Zaten saat geç oldu. Evdekiler de merak etmiştir. Ben Hediye ablayı arayıp haber verdim. Ne dedin? Bir şey demedim abi. Sadece işinizin uzadığını merak etmemelerini söyledim. İyi demişsin. Sağ ol Can. Her şey için. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Yapılacak en doğru şeyi. Polise haber verdin. Daha ne yapacaksın? Keşke daha fazlası gelseydi elimden Zehra Hanım. Zehra abla. Peki. Zehra abla. Sağ ol Suzan'cığım. Ne olacak bu Müge meselesi? Ayşe ile konuşmalıyım. O deli her an bir şey yapabilir. Keyfi yok sanki. Pırlantam, sen iyi misin? Yine daldın gittin. Dışarıdan geldiğinden beri bir tuhaflık var sende. Evet hayatım, neyin var? Yok bir şeyim. Halama da söyledim. Yorgunum sadece. E madem yorgunsun niye buradasın ki? Hadi gel odaya götüreyim seni. Ayrıca niye çıktın ki dışarı? Bir şeyim yok dedim ya Nihat. Abartacak bir şey yok. Ben sadece hep birlikte oturalım istedim. O yüzden yatmadım. Neyse ben dinleneceğim müsaadenizle. Şu kolundaki yarayı sarmamız lazım. Yani gerçi doktor baksa çok daha iyi olurdu ama neyse artık. Başa dönmesek? Tamam, ben pansuman malzemelerini alıp geliyorum. Yardım edeyim. Neden?
hayatımı kurtardığın için. Benim için kendi canını tehlikeye attın. Nereden öğrendin? Neyi? Orada oldum. Ne önemi var? Bir şekilde öğrendim. Nasıl çıktık? Aklım almıyor. Bu konuyu konuşmasak. Bitti. Hepsi bu kadar. Çok sıkmadım değil mi? Ya, iyi böyle. Senin pijamalarını getireyim. Belki uzanıp dinlenmek istersin. Ömer! Ömer dikkat et! Koş 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 çabuk! Ben seni burada bırakıp gitmem. Zehra, anlamıyor musun? Buradan çıkmanın başka bir yolu yok. Olmaz. Olmaz diyorum. Ben buradan tek başıma gitmem. Ömer. Ömer, yalvarırım yapma. Bak, buradan ya birlikte kurtuluruz ya da birlikte... Ya da birlikte ölürüz. Ömer. Ben senin olmadığın bir dünyada yaşamam. Yaşayamam. Ömer, Ömer sakın. Sakın bak buraya gelirsen seni de öldürürler. Lütfen kaç, kurtar kendini. Hayır, hayır, lütfen. İndir o silahı lütfen. Ömer, Ömer yalvarıyorum git. Git kurtar kendini lütfen. Zehra, iyi misin sen? Ömer... Adımlarına dikkat et kervancıoğlu. Ateşle oynuyorsun. Biraz daha yaklaşırsan dağıtırım beni. Öldürebilirdi. O adi herifi öldürebilirdi. Pijamalarını buraya bırakıyorum. Ha, tarihlerini getirmeyi unuttum. Onları da alayım. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Acıkmışsındır. Gerek yok.
Uyanık mısın? Konuşmamız lazım da. Dinliyorum. Ben Asya'nın durumunu düşünüyordum. Ne varmış Asya'nın durumunda? Karının her şeyi öğrenmesi an meselesi. Mesaj kimden? Hiç. İşle alakalı. Ya. Çok çalışıyorsun. Neyse. Asya diyordum. Sence Müge Hanım yeterli mi? Yani işinde iyi mi? Asya gayet iyi. Müge Hanım sayesinde. Sen memnun değil misin? Ben geldim. Gel kuzum. Ben sizle uyumak istiyorum. Bir tanem, anne bu gece yorgun. İstersen yarın gece beraber uyuyalım, olur mu? Hayır, hayır. Kalsın. Hadi gel anneciğim, yatalım. Gel bebeğim. Sandviçin hazır. Yemek ısıtmadım bu saatte yemezsin diye. Aç uyudu. Sana zarar vermelerine asla izin vermeyeceğim. Asla. Senin aradığın kişi bendim. İşte. Buradayım. Karşındayım. Şimdi. Beni rehin al. Karımı bırak gitsin. Adamlar sana bir şey yapsaydı. Ben buna dayanamazdım. Ölürdüm. Burada başka bir Ömer vardı sanki. Eski Ömer. Beni seven.
Ömer. Ömer bak. Onuruma gururumu ayaklar altına aldım. Önünde diz çekiyorum. Senden gibi değil. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil Ömer. Yalvarıyorum sana. Ömer. Ne olur anlaşmayı imzalama. Keşke bize vermiş olduğunuz yüzü tutabilseydim. Bakın ben elimden geleni yaptım diyorum. Anlamıyor musunuz? Karşısına geçtim. Diz çöktüm. Yalvardım. Ne yaptıysam işe yaramadı. Ömer anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmiyor. Bir insanın birbirine bu kadar zıt iki yüzü olabilir mi? Onu nasıl yapar? O adamlara nasıl bulaşır? Sırf çıkarı uğruna o adamlarla iş tutacak kadar gözünü karartır mı bir insan? O kadar mı önemli para senin için? O kadar mı vazgeçilmez? Şimdi beni rehin al, karımı bırak gitsin. Saat. Dedim ama ben doktora gidelim diye. Nerede ki? Yoksa kolu? Allah'ım inşallah korktuğum gibi değildir. Bu yakalamış. Bu ayıklamış, bu pişirmiş, bu yemiş, bu da hani bana demiş. Ay yapma, çok gıdıklanıyorum. Hem ben artık bebek değilim. Öyle mi? Demek bebek değilsin. Değilim işte, değilim. Evet, değilim. Zehra abla kurtar beni. Günaydın. Günaydın. Hadi de saklambaç oynayalım. Demek saklambaç oynayalım. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Biz gayet iyiyiz. Değil mi Asya? Evet biz çok 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 iyiyiz. Ne güzel. Ama şu konudaki şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra. Değil Zehra abla da bizimle saklambaç oynasın. Hadi Zehra abla. Asya'cığım o zaman şöyle yapalım. Biz seninle saklambaç oynayalım. Dayının belki işi vardır. Hı? Hayır dayım da oynasın. Hadi dayı oyna çalışma. Tamam Asya'cığım. Ama ebe sen olacaksın. Hayır sen ol. Seni gidi mızıkçı. Hop bana. Daha yükse. Hoşuna mı gitti? Evet. Hop bana. Ömer ne yapıyorsun? Dikkat et. Günaydın. 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 Ay ne güzel bir tablo bu böyle. Ay çocuklar inşallah en yakın zamanda kendi çocuğunuza da böyle oynarsınız. Maşallah size. Ay
hemen kesilmeyin şöyle don yağı gibi yani. Ha bizim hakkımız değil mi torunlarımızla, yeğenlerimizle oynamak ama, değil mi yani? Neyse Asya, hadi bakalım kahvaltı hazır. Düş önüme, marş marş hadi. Ne dersin? Beraber kahvaltı yapalım mı? Yuhu, dayım da geliyor. Sen de gelsene Zehra abla. Tamam, gelirim tabii madem istiyorsun. Yaşasın ve birlikte kahvaltı yapacağız. Ya burada tokuşturur muyuz dayı? Olur. Hadi. Buyurun komiser bey. İyiyim, sağ olun. Tabii. Görüşelim. Birazdan ofise geçeceğim. Tamam, görüşürüz. Gel. Çıkacak mısın? Evet. Şirkete geçiyorum. Ömer. Dur lütfen. Konuşmayacak mıyız? Çok feci şeyler yaşadık. Ölümden döndük. O adamlar... Bütün bu olanlar. Ne söylememi bekliyorsun? Bütün bu feci dediğin şeyleri senin yüzünden yaşamadık mı? Ne işin var senin o adamlarla? Ben mecbur kaldım. Böyle olsun ister miydim? Zorladılar beni, tehdit ettiler. Hı. Demek zorladılar. Tehdit ettiler. Ben çok korktum. Yemin ederim çok korktum. Korktun. Öyle mi? Evet korktum. Sana zarar vermelerinden korktum. Seni... Seni sonsuza dek kaybetmekten korktum. Korktuğun için böyle bir işe bulaştın. Korktuğun için... Bu pisliğe bulaştın. Korktuğun için bana ihanet ettin. Hayır. Sana asla ihanet etmedim. Ne vaat ettiler? Bu anlaşmanın olmaması için sana ne teklif ettiler? Para mı? Böyle bir pisliğe bulaşmaya göze aldığına göre yüklü bir meblağ olmadı. Hayır. Hayır böyle bir şey olmadı. Yemin ederim olmadı. Bundan sonra boyundan büyük işlere kalkıştığında iki kere düşüneceksin. Benim Ömer Kervancıoğlu olduğumu, senin kağıt üstünde de olsa benim eşim olduğunu ve soyadımı taşıdığını sakın ama sakın unutma. Ömer dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Aklın başına gelene kadar konaktan dışarıya adımını atmayacaksın. Anladın mı? Alo Yasemin.
Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ela abi, ben malzemelere bakayım. Dünkü sınavın nasıl geçti? İyi miydi? Oh, çok sevindim. Aman diyeyim Yasemin, bak bütün sınavlarından geç, tamam mı? Öyle. Çünkü çok özledim seni. Öyle mi? Yok yok, müsaitim ben, dinliyorum seni. Aha. Gelsin. Bekliyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Buyurun oturun lütfen. Teşekkürler. Ne içersiniz? Teşekkür ederim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Benim de merkeze dönmem gerekiyor zaten. Tabii, nasıl isterseniz. Ömer Bey, size ve eşinize saldıran adamları tanımadığınızı söylemiştiniz. Evet, tanımıyorum. Piton ve adamlarını yakalamamız an meselesi. Bu güzel, iyi bir haber. Yakaladığımızda işin rengi değişecek tabii. Bakın Ömer Bey, asıl mesele şu. Sizin başınıza gelen olayın üzerinde çalıştığımız çok önemli bir dosyayla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Anlamadım. Yani şöyle açıklayabilirim kısaca. Peşinde olduğumuz çok önemli bir isim var. Ve o ismin sizin olayınıza da karıştığını düşünüyoruz. Öyle mi? İsim vermeyeceksiniz sanırım. Maalesef. Yani en azından şu aşamada. Umarım en kısa zamanda yakalarsınız. Anladığım kadarıyla benim ve ailemin güvenliği de buna bağlı. Tabii. Özellikle sizin yardımınız bizim işimizi çok hızlandırabilir. Tabii ki. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Yeter ki karımı ve beni öldürmeye çalışanları bulun. Şüphelendiğiniz herhangi biri var mı? Evet var. Ama elimde yeterli bir delil ve bilgi olmadığı için bunu şu an size söylemem doğru olmaz. Peki. Şimdilik öyle olsun. Bakalım ipuçları bizi nereye götürecek? Dediğim gibi Ömer Bey, sizin yardımınız bizim için çok değerli. Hiç kuşkunuz olmasın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Şey yoluna girecek derken yine en başa dönüyoruz. O karanlık noktaya. Allah'ım yardım et, nasıl düze çıkacağız biz? Ömer'in gözündeki perdeleri kaldır. Alo, sabah nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Yani ben aslında... Aslında iyi değilsin. Ömer mi? Hı hı. Bak ne diyeceğim. Seninle bir yerde buluşup güzel bir kahve içelim mi? Dertleşiriz biraz. Hem bana da iyi gelir. Hadi çık gel. Aklın başına gelene kadar konaktan dışarıya adımını atmayacaksın. Hı, ne dersin? Sabah pek mümkün değil. Canım arkadaşım, dertler paylaştıkça azalır diye bir atasözümüz vardır. Biliyorsun değil mi? Canım, ben biraz yorgun hissediyorum da kendimi.
Yani dışarı çıkmaya pek mecalim yok gibi. Peki ben gelsem olur mu? Aa, süper olur. Gelir misin gerçekten? Ne demek? Senin için gerekirse Kaf Dağı'na aşar, değil konağa, Fizan'a kadar gelirim. Canım benim. Ya böyle zorla davet ettirdim gibi oldu ama. Ya seni çok merak ettim Zehra. Ya olur mu öyle şey? Hadi hadi gel, bekliyorum. Bak seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Tamam, bekliyorum. Ne yapacağım ben? Doğru olan ne? Allah'ım bana yol göster. Sabah her şeyi hemen şimdi öğrenmeli mi? Gidiyor. Kesin gidiyor. Eşyalarını almaya gelmiş. Bilmiyorum. Düşün Kerem, düşün. Gidip konuşayım ya. Nereye gittiğini bir öğreneyim. Sabah, kiminle konuşuyorsun sen? Buyurun. İzin verirseniz gireceğim. Kusura bakmayın. Buyurun tabii, geçin lütfen. Rica etsem Ömer Bey'e veya Ayşe Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz? Bahşen'de ben. Tabii, siz geçin lütfen. Veda etmeden mi gideceksin? Şöyle geçin, ben geldiğinizi haber vereyim. Hoş geldin babaanne.
Bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Babaannene sarılmayacak mısın? Çok hoş, çok zarif. Gerçek bir hanımefendi olmuşsun. Tam da olması gerektiği gibi. Teşekkür ederim. Buyurun, suyunuz. Teşekkür ederim. Ah, araçta çantam olacak. Onu da alır mısın? Yalnız dikkat et, küçük olanda kırılacak parçalar var. Zehra benim karım. Doğal olarak bu evin hizmetçisi değil. Bu evin hanımı. Neye dayanarak bu kanıya vardınız? Anlamadım. Ömer. Bilemezdim. İlk kez gördüğüm için. Evet. Düğüne gelseydiniz görürdünüz. Gelemezdim. Biliyorsun... Az evvel kapıda bir karışıklık oldu. Yanlış anlamışım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Tekrar hoş geldiniz. Ah Ayşe'cim. Seni ne kadar özledim bilemezsin yavrum. Uzun zaman oldu. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz. Böylesinin daha uygun olacağını düşündüm. Kimsenin rutinini bozmak istemedim. Ayşe'ciğim, gerçekten çok alımlı, çok zarif bir kadın olmuşsun. Teşekkür ederim. Siz aradan geçen onca yıla rağmen hiç değişmemişsiniz. Ömer. Lütfen. Siz rahatınıza bakın. Benim ufak bir işim var. Görüşürüz. Thank you.
mahalleden gidiyorsun ve hiçbir şey söylemiyorsun, öyle mi? Bunu nereden çıkarttın? Koliler. Ha, bunlar mı? Bunlar çöp, ıvır zıvır. Bir şey merak ediyorum. Neye gönül koydun sen? Veda etmeden gidecek olmama mı? Yoksa mahalleden gidiyor olmama mı? Gitmiyorsun o zaman. Ben dükkana gideyim. Senin yanında olacağımı söyledim. Ben sözümü tutarım. Yıllar sonra neden geldin? Anne, anne nereye gidiyorsun? Anne, anne, anne nereye gidiyorsun? Anne, anne nereye gidiyorsun? En iyi bildiğiniz şey gitmek. Ömer. İyi misin? Babaannem. Bu konu seni hiç ama hiç ilgilendirmez. Çok gergin görünüyordun. Konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Seninle konuşacağımı mı düşündün? Asyacığım nerede? Çok merak ediyorum. Fotoğraftakiler kadar güzel mi? Buralardadır. Babaannesiyle dolaşmaya çıkmıştı. Babaannesiyle mi? Nihat'ın alasına babaanne diyor. O da sağ olsun torunu gibi seviyor Asya'yı. Ne güzel. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahşen de ben. Ayşe ve Ömer'in babaannesi. Ay öyle mi? Ay! Hoş geldiniz. Ay ben de Cevriye. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Ay keşke haber verseydiniz, hazırlık falan yapardık. Asyacığım. Fotoğraftakilerden çok daha güzelsin. Prensesler gibi. Gel canım. Gel yanıma. Ben bakayım. Hediye abladır. Alışverişe gitmişti. Asyacığım.
babaannene yüzünü göstermeyecek misin? Sabah. Benim. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Selin, bir dakika odama gelir misin? Buyurun Nihat Bey. Otursana. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Dinliyorum. Ama konuştuklarımız bu odadan çıkmayacak. Tabii Nihat Bey, hiç kuşkunuz olmasın. Allah'ım, neler yaşamışsınız? Hala şoktayım. Seni kurtarmak için kendini siper etti, öyle mi? Dediğim gibi Zehra. O adam sana deliler gibi aşık. Seni canından daha çok seviyor. Öyle mi diyorsun? Soruyor musun bir de? Hiç mi düzelme yok? Bunca olan biten şeyden sonra da mı? Maalesef. Allah Allah ya. Kafasında hala bana dair şüpheler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama öğreneceğim. İşte bu Zehra. Yapman gereken tam da bu. Senin için kendi canını bile ortaya koyan bir adam böyle davranıyorsa bir yerlerde kayış kopmuş demektir. Dediğim gibi bir nedeni olmalı ve o neden her neyse öğrenmemiz lazım. Bazen acaba birisi kulağına seninle alakalı yalan yanlış bir şeyler mi fısıldadı diye düşünmeden edemiyorum. İyi de kim der, ne der, niye der ki? Yani bilmiyorum. Ömer zengin, yakışıklı bir adam sonuçta. Etrafında ona göz koymuş biri, bir kadın. Yok canım. Sanmam. Diyelim ki var. Olsa ne yazar? Ömer'in gözü senden başkasını görür mü hiç? Yoluna milyon tane kadın çıksın. Aha, şuraya yazıyorum bak. Ömer yine seni seçer. Adımın sabah olduğu kadar eminim bundan. İnanmıyorum ya. Nasıl unuttum ben bunu? Oo, saat de kaç olmuş? Benim hemen kalkmam lazım Zehra. Müşteriye saat vermiştim. Ha, öyle mi? Olsun. Ben yine gelirim canım arkadaşım. Sen gelirsin, görüşürüz ya. Tamam canım. Ama bak zaten bunu saymıyorum bile. Daha bir çay bile içemedik. Daha önemlisini yaptık. Konuştuk, dertleştik. Her şeyden önemlisi sen iyisin ve karşımdasın. Allah'a çok şükür. Aa, Hediyeciğim, o takımlar olmaz. Misafir takımlarımızı çıkarsaydın ya. Onlar kâfi hediye. Diğerlerini misafir geldiğinde çıkarırsınız. Peki. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Ama dediğim gibi, ben misafir değilim.
Ay tabii ki Bahşen'de hanımcığım, ben hani ilk defa şey diyoruz ya, onun için demiştim. Selam. Siz... Gel. Böldüm mü? Yemek hazır da ona haber vermek için geldim. Ben gelmeyeceğim. Sen git. Bekletme. Babaannenle aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Geçmişten gelen bir mesele olduğu belli. Ona karşı çok mesafesin. Hatta belki kırgın. Kendince haklı gerekçelerin olabilir tabii. Ama yine de... Yani böyle bir çocuk gibi... Odaya kendini kapatmamalısın. Kapatmaman gerekir. Sen bu ailenin reisisin. Direğisin. Senin o masada olmama gibi bir lüksün yok. Sorun her neyse, muhatabı da sen olduğun için... Sen çözeceksin. Hem babaannenin yüzünden tüm aileyi cezalandırmanın çağı değil, değil. Ayşe'yi, Nihat'ı, Asya'yı... Aslında o masada olman gerektiğini sen de biliyorsun. Ama... Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yemek hazır. Ömer gelmiyor mu? Odasında çalışıyor. Sonra... Afiyet olsun. Teşekkürler Hediye abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuzu uzatır mısın?
Teşekkürler. Rica ederim. Ekmek ister misin? Olur. Nasıl da gözetir kocacığını. Vallahi maşallah. Benim su damlamla Ömerciğim kadar birbirine uyumlu başka çift yoktur yani maşallah hanımcığım. Görüyorum. Rabbim nazarlardan korusun ikisini de. Amin. Şöyle bir dolaştım da evde hiçbir şey değişmemiş. Her şey yerli yerinde. Sadece mutfak. O da mecburiyetten. Problem çıkarıyordu. Yoksa abim evdeki her şeyi olduğu gibi muhafaza etti. Her şey değil. Babamın hatıraları hariç. Onun dışında hatırlamaktan hoşlanmadığım her şeyi, tüm anıları çöpe attım. Kim bu saatte? Sabah. Selam. Gel. Abi, müsait misin? Tabii, gel Ayşe'cim. Ayşe. Neyin var senin? İyi misin? İyiyim. Yok. Ben bu bakışları tanırım. Bir şey olmuş. Hadi söyle ne oldu? Babaannem. Ayşe. Biliyorum. Bunca yıl yoktu. Annemin Amerika'ya gittiğini duyunca geri döndü. Onu kabullenmediğini biliyorum. Annemden hoşlanmadığını da. Ayşe'cim. Bunları konuşarak canımızı sıkmayalım. Özellikle de sen. Ben senin üzülmeni hiç istemiyorum. Hem de hiç. Ben iyiyim abi. Ama senin sayende. Sen bana öyle bir kol kanat gerdin ki. Benim hem annem oldun, hem babam oldun. Öyle bir kol kanat gerdin ki bana. Hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmedin. Abi sen benim canımsın. Şu dünyadaki en sağlam dayanağım, en büyük şansımsın. İyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım? İnan bilmiyorum. Ayşe'cim. Sen de benim bir tanemsin. Canımsın. Küçük kız kardeşimsin.
her şeyimsin. Canım abi. Ayşe. Sen yalnız değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Ben varım. Çok güzel bir kızın var. Nihat var. Yok abi. Ben biliyorum. Ne olursa olsun sen beni bırakmazsın. Asla bırakmazsın. Tabii ki bırakmam. Hiçbir zaman bırakmam seni. Şey... Ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmandan korkuyorum. Ben... Sana kızacağım. Mümkün mü böyle bir şey? Değil, değil mi? Tamam, o zaman söylüyorum. Biliyorum. Babaanneme çok öfkelisin. Seni çok iyi anlıyorum. Hatta hak da veriyorum. Beni anlamana sevindim. Ama aradan bunca yıl geçti. Ya bu aranızdaki gerilim beni çok korkutuyor. Ben huzurumuzun bozulmasından çok endişeleniyorum. Ayşe'cim. Korkma. Hiçbir şey olmaz. Ben seni mutsuz edecek hiçbir şey yapmam. Anahtarı almaya geldin demek. Hı hı. Olmadığını sonradan fark ettim. Çok sağ ol. Ben gideyim o zaman. Gitme. Yani hemen gitme. Zaten üşümüşsün. Ben bir şey getireceğim sana. Geliyorum hemen. Yapmıştım kendime. İçinde limonlu elma da var. İçin ısınır. Çok teşekkür ederim. Aç mısın? Şeyler söyleyeyim, beraber yeriz. Yok, tokum ben. Ya bunu içince giderim zaten. Ne acelem var ki? Yani saat kaç oldu? Ne yapacaksın dükkanda? Yatacağım. Bu saatte ne yapabilirim ki? Burada uyu. Yukarıda bir odan var, biliyorsun. Giderken de üşüyeceksin. Hasta olup başıma bela alma diyorsun yani. Öyle bir şey demedim biliyorsun. Seve seve bakarım ama... Hasta olma. Söylemeyeyim diyorum ama hani korkma diye.
Dışarıda başıboş bir sürü köpek var. Ben de o yüzden gitme demiştim zaten. İstediğin bir şey var mı? Yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani yemeğe geldiğin için. Elektrikler gitti. Gerçi konağın tesisatını değiştirmiştik ama jeneratör niye devreye girmedi ki? O ses neydi? Fırtınanın şiddetinden bir şeyler devrilmiş olmalı. Ay, ben korkudan ne yaptım şaşırdım. Karanlıktan... Korktuğunu biliyorum. Telefonum nerede? En azından ışığıyla. Şu mumları yakalım, çakmak olacaktı. Arızanın büyüklüğüne bağlı. En iyisi uyumak. Yani yapacak başka bir şey yok. Buyurun Murat Bey. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Sağ olun, çalışıyoruz. Bugün sizinle ve eşinizle görüşmemiz mümkün mü acaba? Zehra Hanım'a sormak istediğim bir şeyler vardı da. Tabii ki, biz birazdan şirkette oluruz. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yere mi gideceksin? Yok, neden sordun? Hiç. Bir planım yok. Evdeyim. Anladım. Bir şey mi oldu?
Yok. Yani... kirpiğin düşmüş. Öyle mi? Sağda. Tamam. Elindekiler ne? Ha, bunlar pansuman için. Hadi otur da temizleyip tekrar sargı yapalım. Bence gerek yok. Olur mu? Daha hiç iyileşmedi ki. Hadi otur. Dur bir dakika. Şimdi oksijenli suyla temizleyeceğim. Ama birazcık yanabilir. Yetmez mi? Hı hı. İyice temizledim. Şimdi tekrar saralım. Aslında şanslısın. Neden? Kesik çok hızlı kapanıyor. Ben en başta söylemiştim sana. Yani bu kadar büyütmeye gerek yok. Olur mu? Küçük görünüyor ama aslında çok derin. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben hallederim. Da giyindim. Hiç fark etmedi bile. Çocuklar hep böyle geç mi kalkar? Yani. Değişiyor aslında. Günaydın. 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 Ömer uyanmadı mı? Uyandı. Gelir birazdan. Ben mutfağa geçiyorum Zehra Hanım kızım. Babam üstüne güneş doğan evin beti bereketi olmaz derdi. Çok tertip. Çok titiz bir adamdı. Anlıyorum. Her şeyin bir vakti zamanı vardı. Kahvaltının da, akşam yemeğinin de. Herkes de bu kurala riayet ederdi.
Evde kuralları babam koyardı. Annem de uygulardı. Bir evin hanımının görevi de bu değil mi zaten? Haklısınız. Ben... Günaydın. 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 Beni bekleseydin keşke. Hazırsın değil mi hayatım? Şirkete gitmemiz gerekiyor da. Öyle mi? Evet. Yani hazır değilsen bekleyebilirim. Yok, yani gelebilirim. Çantamı alayım. Tamam. Alasma aldık. İyi günler. Güle güle evladım. Kerem'in evinden çıkıyor. Ulan Kero. Şimdi anlaşıldı neden buralara kamp kurduğun. Teo? Flaş, flaş, flaş. Ünlü çapkın Kerem Alkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı. Az sonra. Ne diyorsun Teo, anlamıyorum. Büyük adamsın diyorum oğlum, büyük. Yüzünden düşen bin parça. Devam et Müge. Doğru yoldasın. Selam. Dalmışsınız, hayırdır? Ya, evet, dalmışım öyle. Hoş geldiniz. Sizi ilk defa böyle görüyorum. İyi misiniz? Oo. Baş başa kahvaltı edilmiş. Şu an söylediğinden tek kelime anlamadım. Oyun oynuyoruz yani. Tamam. Olur. Soru cevap yapalım. Neden buradasın? Neden bu evde? Bu mahallede? Neden o kıytırık dükkanı açtın? Burası benim evim Teo. Yani burada olmam normal. Ya, dükkana gelince... Bir, burası kıytırık değil. İki, babamla ilgili bir mesele var. Çalışmam gerekiyordu, o yüzden açtım dükkanı. Sabahla alakası yok yani. Yok. Hala saklıyorsun benden. Oğlum, demin kızı evinden çıkarken gördüm. Siz beraber yaşıyorsunuz. Ha, yok yok asla. Ya Sabah öyle bir kız değil. Yani Sabah senin bildiğin etrafındaki kızlardan değil. Demek öyle. Çok değerli ve özel. Teo. Sabah sevgilim değil. Sevgilim değil mi dedin? Değil. Güzel. Güzel olan ne? Efendim Selin. Öyle mi?
Çok sağ ol Selin. Çok sağ ol. Komiser neden bizi görmek istedi? Olayla ilgili sormak istediği şeyler varmış. Ama her şeyi anlattık. Başka ne sorabilir ki? Bir şeyden mi çekiniyorsun? Yok. Benim çekinecek bir şeyim yok. Sana tavsiyem... komiserin sorduğu sorulara... dikkatli cevap ver. Ağzından yanlış bir şey kaçırırsan... başın ağrıyabilir. Ne demek istiyorsun? Sen benden hala şüpheleniyorsun. Benim için endişelenme. Yanlış bir şey yapmadığım için... ağzımdan da yanlış bir şey kaçıramam. Alo. Tamam. Hemen alın içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Yok yok. Biz de sizi bekliyorduk. Peki öyleyse. Bu arada ne içersiniz? Demli bir çay fena olmazdı. Sen bir şey içer misin? Hayır, sağ ol. Öyle. Ben sadece gördüm. Yani belki bir açıklaması vardır. Yani... böyle konuşmak istemezdim ama... kadınlar aldatıldığını genelde... Burada mıydınız? Sonra konuşalım olur mu? Tabii. Benim biraz işim var. Küçük hanım çok üzgün görünüyor. Nihat'cığım, karını niçin üzüyorsun? Şimdilik biraz. Minicik göz. Olur mu? Çünkü bizim fotoğraflarımızı görünce çok üzülecek. Sen öyle san. Ne o? Şöyle. Ayşe sabıkalı bir şantaj suçlusunun sözlerini ciddiye almaz demek. Nereden çıkardın onu? Buradan çıkardım onu. Nereden buldun bunları? Yalan bu, iftira. Tabii tabii, öyledir. Şantajdan hakkında ertelenmiş ceza var. Ben de şikayetçi olacağım. Hapisten çıkmak için sağlam bir avukat bulsan iyi olur. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi Nihat? Tabii ki yapacağım. Hem de seve seve. Beni... ailemle, karımla tehdit etmek neymiş göstereceğim sana. Nihat. Ne olur şikayet etme. Sen şikayetçi olursan gerçekten hapis cezası alırım. Ben sana olan duygularıma yenik düştüm. Yalvarırım. Lütfen ne olur şikayetçi olma. Hemen defolup gideceksin. Bir daha karşıma çıkmayacaksın. Sen buna söz ver. Ben de şikayetçi olmayayım. Tamam. Söz gideceğim. Ama... ama ne ama? Bir gün. Sadece bir gün ver bana. Öyle kovulmuş gibi olmasın. Ama sadece bir gün.
sonra arkana bile bakmadan çekip gideceksin. Tamam. Çok sağ ol Nihat. Daha önce de anlattım size. Eğer anlaşmayı imzalamaktan vazgeçemezsem... Ömer'i öldüreceğini söyledi. Neden polise gitmediniz? Ya da konunun direkt muhatabı eşinize anlatmadınız? Çünkü durumu polise ya da Ömer'e anlatsaydım... sadece Ömer'i değil, tüm Kervancıoğlu ailesini yok etmekle tehdit etti beni. Asya'yı bile bana anlaşmayı iptal ettirmekten başka bir çare bırakmadı. Siz Ömer Bey'i vazgeçirmek için ne yaptınız? Yalvardı. Ama ne yaparsam yapayım başaramadım. Ben hayatımda daha önce hiç kendimi bu kadar çaresiz hissetmedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ömer'i kurtarmak için aklıma gelen tek çözüm onun yerine geçmekti. Zehra, iyi misin sen? Ömer. Bak, ikimiz de iyiyiz. Ya sana bir şey olsaydı? Ya o silah? Yani... öleceğinizi bile bile işinizin yerine oraya gittiniz, öyle mi? Başka çarem yoktu. Ben... Ömer'in ölümüne tanık olmaktansa... Bu gerçekten inanılmaz. Peki, bu kadarı kâfi. Fakat tekrar ihtiyaç olursa sizi rahatsız edebilirim. Ne zaman isterseniz. Ben o adamların... hepsinin yakalanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. İşim bittiğine göre burada durmak için hiçbir nedenim yok. Can'ı arayayım. O bıraksın seni. Hala inanmıyor bana. Hala suçlu olduğumu düşünüyor. Bunu yanına bırakmam Nihat. Sana öyle bir ders vereceğim ki doğduğuna pişman olacaksın. Hayatta en sevdiğin kişinin acısını yaşayınca... ölmek isteyeceksin. Asya! Ne yapıyorsun canım? Kediyle oynuyorum. Benimle oynamak ister misin? Tamam, olur. Ne oynayacağız ki?
saklambaç oynayabiliriz. Tamam. Sen say, ben saklanacağım. Ama öyle hemen saklanma. Yani bahçeye falan saklanma. Seni bulamayacağım bir yerlere saklan. Nereye saklanayım ki? Bilmem. Bodruma falan saklanabilirsin mesela. Tamam ama beni hemen bulma. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz.